Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sindirim sistemine geçtik. Öncelikle ne yapıyorsunuz? Eğer temeliniz yoksa sindirim sistemi konusunda AYT hocasından dinliyorsunuz. Daha sonra apotemi ve palmenin sistemler sorularını çözdükten sonra ÖABT düzeyinde dinliyorsunuz. Aslında çok büyük farklar yok ama anlatım şekli biraz daha değişiyor. Hani ben sizin anlayabileceğiniz tarzda anlatmaya çalışıyorum. Hep ama burada mesela Campbell'a baktığım zaman çok karmaşık anlatmış. Ben biraz daha düzenleyerek anlattım arkadaşlar sistemler kısmını. Haberiniz olsun. İsterseniz benim geçen seneki videomu da izleyip. Hani sindirim sistemi videolarımı tamamen ayete düzeyinde anlattım. Çünkü dediğim gibi çok büyük farklar yok zaten. Bazı hücre çeşitleri falan var. Hani orada geçmeyenler. Onlardan bahsedeceğiz. Zaten oldukça ee, kolay eminim aklınızda kalacaktır. Apotemi ve Palme'nin B grubu kitabını çözmeyi unutmuyorsunuz. Yine birey gelişim kitaplarından da çözebilirsiniz. Sonrasında ÖABT kitaplarına geçiş yaparsınız. Yine en başta yine hatırlatmamı yapmak istiyorum. Ee, ÖABT kitaplarındaki o latincelerin çok olduğu soruları çözmeyin lütfen. Çıkmış sorulara bakmanız benim için daha uygundur arkadaşlar çünkü öabet kitapları hani öabete düzenli olsun, olsun diye çok fazla zorlaştırılmış özellikle sınıflandırma kısmında sınıflandırma e, konusunda o yüzden öabete kitabından çözmekten ses sistemler kısmını AYT kitaplarından çözüp çıkmış sorulara bakmanız daha uygun daha mantıklı olacaktır bence şimdi İlk önce hayvanların diyetlerinden bahsedeceğiz yani yedikleri besinlerden bahsedeceğiz arkadaşlar hatırlarsanız biz vitaminleri nereden anlatıyoruz canların temel bileşenlerinde anlatıyoruz ama ben Campbell'dan gittiğim için e, vitaminleri sindirim sistemi kısmında almış o yüzden burada anlatıyorum arkadaşlar şimdi bazı canlılar bazı maddeleri üretemiyorlar. Mesela insanlar işte diğer hayvanlara baktığımız zaman bazı maddeleri üretemiyorlar. Biz bunlara esansiyel maddeler diyoruz veya esansiyel nutrient dediğimiz moleküllerdir bunlar. Nedir bu esansiyel maddeler? Bir kere vitaminler vitaminlerin hiçbirini biz üretemiyoruz arkadaşlar. Bizim vücudumuzda bundan işte bağırsak bakterileri falan bazı vitaminleri üretiyor ama biz üretmiş olmuyoruz sonuçta. Vücudumuzda yaşayan bağırsak bakterisi üretmiş oluyor. Daha sonra bazı amino asitler, bazı yağ asitleri biz bunlara ne diyoruz? Esansiyel yağ asitleri veya esansiyel amino asitler diyoruz. Bunlar vücudumuz için gerekli olan maddelerdir ama bizlerin üretemediği dışarıdan hazır almak zorunda olduğumuz maddelerdir. Şimdi biz burada vitaminler işleyeceğiz. Şimdi Vitaminler aslında vücudumuzda çok az oranda gereksinim duyuluyor ama arkadaşlar olmazsa da tabii ki çok büyük hastalıklara sebep olabiliyor. Mesela önemli hastalıklardan bir tanesini söyleyebilirim. E, D vitamini eksikliğinde çocuklarda büyüme geriliğine bağlı olarak gerçekleşen raşitizm hastalığı. Çok önemli bir hastalıktır. Dolayısıyla az miktarda ihtiyacımız olsa da eksikliğinde çok büyük hastalıklar ortaya çıkabiliyor. İnsanlar için 13 tane vitamin tanımlanmıştır arkadaşlar. Vitaminleri de biz suda çözünen ve yağda çözülenler olarak ikiye ayırıyoruz. Suda çözülen vitaminler B grubu vitaminleri ve C vitaminidir. Yağda çözülen vitaminler de adek vitaminleridir. Şimdi suda çözüme ve yağda çözüme özelliklerine göre ayrılıyor ama bunların bir de bazı genel özellikleri var. Bunlardan bahsedelim. Suda çözünen vitaminler arkadaşlar depo edilmezler. Fazlası idrarla dışarı atılır. Yani B ve C grubu vitaminleri depo edilmiyor. Fazlası idrarla dışarı atılıyor. Bu arada B grubu vitaminlerinden B12 hariç B12 depo edilebiliyor. Diğer vitaminler B grubundan olan diğer vitaminler ve C grubu vitaminleri depo edilmiyor. Dolayısıyla eksikliği de çabuk ortaya çıkıyor bu vitaminlerin. Yağda çözülen vitaminler ise arkadaşlar bizim karaciğerimizde depo ediliyor. Adek vitaminleri bir de depo edildikleri için eksikliği de geç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yine yağda çözülen vitaminler fazla alınırsa eğer fazlası hani karaciğerde depo ediliyor ya toksik etki gösterebilir. Yani zehir etkisi gösterebilir. O yüzden mutlaka yeterli oranını almamız gerekiyor. Şimdi Vitaminleri ben böyle tablo halinde koydum. Teker teker yazmadım ki zaten vitaminlerle ilgili sadece genel özellikler ve hastalıklara dikkat edin lütfen. E, geriye kalan özelliklerini sorulacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar B1 vitamini, tiamin. Tiamin vitamini nerelerde bulunuyor B1 vitamini? E, yediğimiz hemen hemen bütün işte tahıllarda, baklagillerde bulunuyor. Bulundukları yer hani tabi bizim bilmemiz açısından önemli ama soru açısından çok çok önemli değil eksikliğinde hangi hastalık ortaya çıkar beriberi hastalığı arkadaşlar bu beriberi hastalığın özelliği şu karıncalanma yani vücudunuzda ellerinizde ayaklarınızda sürekli bir karıncalanma hissedersiniz zayıf koordinasyon yani e, etrafınızda olanı biteni çok iyi bir şekilde anlayamayabilirsiniz. Yine kalp işlevlerinde indirgenme yani kalbin işlevinde bir aksaklık meydana gelebilir. B2 vitamini riboflamin bu da süt ve süt ürünlerinde bulunuyor arkadaşlar. Bunun eksikliğinde de ağız kenarlarında çatlaklar gibi deri sorunları ortaya çıkabilir. B3 vitamini niacin bunlar da fıstık et tahılda bulunuyor. Zaten günlük yediğimiz besinlerde vitaminler genel olarak var. İşte eksikliğinde deri ve mide bağırsak lezyonları yani deride ve midede bazı lezyonlar dediğimiz işte kabartılar falan oluşabilir. Yine kuruntu olayı görülebilir. Zihin bulanıklığı görülebilir. B5 vitamini pantotenik asit. Arkadaşlar bu da eksikliğinde yine yorgunluk, uyuşma, el ve ayaklarda karıncalanma görülebilir. B6 vitamini, B6 vitamini de piridoksin olarak geçiyor. Bu da e, eksikliğinde sinirlilik, kasılmalar, kas seyirmesi gibi veya kansızlık gibi durum ortaya çıkabilir. Çünkü B6 vitamini aminoasit metabolizmasında kullanıldığı gibi eee Vücudumuzda kan hücrelerinin yapımında da görevlidir. Eğer B6 vitamin eksik olursa kansızlık durumu ortaya çıkabilir. B7 vitamini biyotin. Arkadaşlar biyotin eksikliğinde de deride pullanma, sinir ve kas rahatsızlıkları yine görülebilir. B9 vitamini folik asit. Folik asit önemli. Mesela hamilelik döneminde kadınların özellikle kullandığı bir vitamindir. İlk 5 ya da 6 ay kullanması gerekiyor. Hatta ondan öncesinde de başlaması gerekiyor. Yani eğer işte bir çocuk düşünüyorsanız bir 3 ay öncesinden falan B9 vitaminli folik asit almanız gerekiyor. Özellikle işi sebzelerde, fıstıkta, baklagilde, tam buğdayda bulunuyor. Tabii ki bunların yanı sıra ilaç olarak da yine kullanılabilir. Çünkü hani bu yediğimiz besinlerden işte yanlış besinlerin bir arada kullanılması sonucunda bazı vitaminleri yeterince alamıyoruz. Ee, peki bunun eksikliğinde ne görülüyor arkadaşlar? Kansızlık yine görülebiliyor, doğum kusurları görülebiliyor. B12 vitamini, kovalamin. B12 vitamini arkadaşlar vücudumuzda depo edilebilen istisnai bir vitamindir. Yani e, suda eriyen vitaminler içerisinde vücudumuzda depo edilen tek vitamin B12 vitaminidir. Bunun eksikliğinde de kansızlık, uyuşma, dengesizlik, yine zihin bulanıklığı gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Eğer unutkanlık durumlarınız varsa, çok görülüyorsa B12 vitamini eksikliğiniz olabilir. Ette, yumurtada, süt ürünlerinde bol miktarda bulunuyor. C vitamini askorbik asit bu da arkadaşlar adı üstünde C vitaminlerde bulunuyor. Tabii ki turunçgillerde bol miktarda bulunuyor. Limonda, portakalda, mandalina da bol miktarda bulunuyor. Yine brokolide, domatesde de bulunuyor arkadaşlar. Antoksidan özelliği vardır. Yani e, oksijenle bozulmayı engeller. Eksikliğinde ne görülür peki? Skorbit hastalığı dediğimiz hastalık görülür arkadaşlar. Diş eti kanaması şeklinde ortaya çıkıyor skorbit hastalığı. Ve yaraların iyileşmesinde gecikme ortaya çıkar Gelelim yağda çözünen vitaminlere. Adek vitaminleri demiştik. A vitamini diğer bir isimle retinol. Arkadaşlar A vitamini e, özellikle turuncu renkli besinlerde bulunuyor. Koyu yeşil meyvelerde bulunuyor. Bunlar eksikliğinde ne ortaya çıkar? çıkar? Körlük mesela gece körlüğü, deri hastalıkları, bağışıklık zayıflayabilir yine. Çünkü A vitamini retinol görme pigmentlerinin bileşenlerini oluşturuyor. Evet retinol dediğimiz bileşen var arkadaşlar. Bunun yapısına katılıyor A vitamini. D vitamini, D vitamini ikinci ismini yazmamış ama kolekalsiferoldür arkadaşlar. D vitamini ikinci ismi ki ikinci isimlerle sadece B vitaminleri ikinci isimlerle sorulabilir. Bunların sorulacağını zannetmiyorum. Bu D vitamini süt ürünlerinde yumurta sarısında bol miktarda vardır. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, raşitizm kemiklerde işte eğrilik şeklinde ortaya çıkar, büyüme geriliği şeklinde ortaya çıkar. Yetişkinlerde ise arkadaşlar kemik yumuşaması e, şeklinde ortaya çıkıyor E vitamini tokoferol Arkadaşlar E vitamini antoksidan özelliğe sahiptir Oksijenle bozulmayı engelliyor Hücre zarı hasarlarını engelliyor yine aynı şekilde Eğer eksikliği görülürse sinir sistemi dejenerasyonu ya da kısırlık gibi durumlar ortaya çıkabilir Son olarak K vitaminine geleceğiz K vitamini filo e filokinon olarak geçiyor bu da kanın pıhtılaşmasında görevlidir. Eğer eksik olursa kan pıhtılaşmasında sorunlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. B grubu vitaminlerinden bazılarını ve K vitaminini bizim bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler de üretebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunların eksikliği çok geç ortaya çıkan vitaminlerdir. Evet bu şekilde vitaminlerimizi işlemiş olduk. Şimdi bir de ben size bu videoda e, Sindirim çeşitlerini anlatmak istiyorum. Hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirimi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Memelilerde sindirim sistemine de bir sonraki videoda geçeceğiz. Şimdi besinlerin işlenmesi için 4 tane aşamadan geçmesi gerekiyor. Yeme, sindirme, emilim ve atıkların uzaklaştırılması. Yani bir nevi boşaltım gibi düşünün. Ee, yeme olayınız bakın zaten burada bir tavşanımız yapıyor. Daha sonra ağızda, midede, işte bağırsaklarda mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşiyor. Sonra bu moleküller emiliyor arkadaşlar. Vücut hücrelerine giriyorlar. Besleyici moleküller sindirilmemiş olanlar ne yapıyor? Atık şeklinde uzaklaştırılıyor. Boşaltım yoluyla boşaltım derken burada bizim idrar oluşturmamız ayrıdır. Buradaki boşaltım atıkların, sindirim atıklarının uzaklaştırılmasını bu ayrıdır. Bu sindirim sistemine dahil bir olaydır. Evet, gelelim şimdi iki çeşit sindirim var. Nedir bunlar? Hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim. Arkadaşlar, hücre içi sindirimi hangi organel yapıyor? Lizozom organeli yapıyor, değil mi? Lizozom. Liz zaten sindirmek, parçalamak demektir. Şimdi besin kofulları ee, ya da şöyle söyleyeyim, bir canlı, bir hücre dışarıdan bir besin alıyor arkadaşlar. Bunu yalancı ayak oluşturarak yapabilir. Mesela şurada yalancı ayaklarını oluşturur. Etrafında bulunan besinin etrafını zarla çevreler içeriye alır. Biz buna besin kofulu diyoruz. Daha sonra bu besin kofulu gider. Lizozomla birleşir. Lizozomla birleştikten sonra da lizozomun içerisinde bulunan enzimler Besin kofulundaki besini sindirmeye başlar. Burada besin dediğimiz sadece yararlı bir bileşik olduğunu düşünmeyin. Mesela mikroplar veya işte e, kanser hücreleri gibi hücreler bu şekilde arkadaşlar e, vücuttan uzaklaştırılabiliyor yine bu da hücre içi sindirimle gerçekleşir daha sonra bunlar e, lizozomun enzimleriyle sindirildikten sonra arkadaşlar gerekli olan yararlı olan besinler hücrenin içerisine alınır yararlı olmayanlar ise boşaltım kofulu şeklinde veya boşaltım organeli şeklinde ne yapılır? Egzos tozla dışarıya verilir. Hücre içi sindirim bu şekilde gerçekleşiyor. Gelelim hücre dışı sindirime. Şimdi hücrenin dışında bir yerde gerçekleşecek. Peki nerede gerçekleşir? Arkadaşlar, mesela bir ortamda gerçekleşebilir. Mantarın bulunduğu bir ortamı düşünün. Bir mantar saprofit bir mantar veya saprofit bir bakteri olduğunu düşünün. Dış ortamda, tamamen dış ortamda gerçekleşebilir. Veya vücut içi boşluklarda ağız vücut içi bir boşluktur. Mide. Yine ince bağırsak arkadaşlar vücut içi bir boşluktur. Buralarda nedir? Hücre dışı sindirimin gerçekleştiği yerlerdir. Bakın hücre dışı sindirim dediği zaman ağız, mide, ince bağırsak gelecek bizim için. Ayrıca bakteri ve mantarların saprofit olarak beslenen yani çürükçül beslenen bakteri ve mantarların e, doğada gerçekleştirdiği e sindirim olayları da nedir? Hücre dışı sindirimdir. Tamam mı? Bunu da aklınızda tutun lütfen. Evet, bu şekilde besinler parçalanıyor. Bu besinler arkadaşlar eğer dış ortamda gerçekleşmişse dışarıdan monomer olarak emilir hücre tarafından canlı tarafından. Ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşenler ise kan damarları ve laf damarları tarafından emilerek bizim vücudumuza kazandırılıyor. Bazı canlılarda ise basit yapılı canlılarda gastrovasküler boşluk vardır. Bu boşluktan arkadaşlar hem sindirim hem de emilim olayı gerçekleşir ve tek bir açıklık olan işte ağız hem de anüs görevini görüyor. Oradan da atıklar yine tekrardan atılır. İki açıklıklı olan, iki açıklıklı sindirim kanalına sahip olan canlılarda ise ağızdan besinler alınırken atıklar anüsten Dışarı atılır arkadaşlar bunu da zaten bir şekilde biliyoruz. Mesela toprak solucanına bakalım arkadaşlar toprak solucanında kursak ve taşlık dediğimiz yapılar vardır. Taşlıkta toprak solucanı toprağı yerken taş da yutuyor tabii ki. Taşlıkta mekanik sindirim gerçekleşiyor. Mekanik sindirim derken neyden neyden bahsediyoruz? Besinlerin Herhangi bir enzim kullanılmadan küçük parçalara ayrılmasıdır arkadaşlar. Enzim kullanılmaz mekanik veya fiziksel sindirimde. Ama kimyasal sindirim dediğimiz zaman enzim kullanılıyor. Daha sonra burada bağırsaklarda tabii ki sindirim tamamlanıyor, anüste de dışarı atılıyor. Çekirgeye baktığımızda çekirgede 3 tane bağırsak kısmı vardır. Ön bağırsak, orta bağırsak ve son bağırsak. Her birinde de yine sindirim gerçekleştirerek rektumdan An üstten dışarıya atıklar atılır. Bir kuşa baktığımız zaman arkadaşlar yine kuşta da taşlık dediğimiz bölüm vardır. Bu taşlıkta gerçekten taşlar vardır bu arada. Ee, taşlıkta bulunan taşlar sayesinde oradaki hareket sayesinde besinler küçük parçalara ayrılır. Çünkü kuşlar genellikle tohum gibi sert şeyler yer, o yüzden yumuşatılması lazım. Taşlıklarında yumuşatırlar, mideye gönderirler. Midede arkadaşlar sindirim bir miktar gerçekleşiyor. Daha sonra bağırsaklarda sindirim tamamlanarak anüsle dışarıya atılıyor. E, kimyasal sindirim yanı sıra ayrıca bağırsaklarda emilim de gerçekleşir arkadaşlar. Bu şekilde olay gerçekleşiyor. Evet memelilerde sindirim sistemine de bir sonraki videomuzda başlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.